Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Faruk Mehmet Akar, yerel seçimler konusunda aday belirleme sürecinde bazı kırgınlıkların olabileceğini, parti olarak bu durumu aşabileceklerini söyledi. Genel merkez kendisi bu bölgedeki itirazları değerlendireceğini, kimseye haksızlık yapılmadığını düşündüklerini, eğer yapılan çalışmalarda bir eksiklik varsa herhalde bunun giderilebileceğini söyledi. İsmet İnönü'yü anma töreni sonrasında basın mensuplarıyla konuyla ilgili değerlendirme yapan Akar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'de 5 ilçe haricinde adaylarını belirlediğini kaydederken, partilerin genel merkezlerinin aday belirleme yöntemi olarak örgütlerin görüşlerine, yerel anketlere ve eğilim yoklamalarına göre hareket ettiğini ifade etti. Genel merkezimiz yapmış olduğu değerlendirmede örgütün kararıyla kamuoyunun kararının birbiriyle bileşik olmasını istedi. Bir anket yapacağını söyledi. Anketin neticesinde önde çıkan adaylarla eğer örgütün kararları aynı doğrultuda paralelleşirse adaylara dilek atayacağını söyledi. Belirlenen adaylar konusunda kendilerine gelen itirazları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ilettiklerini ve konunun değerlendirildiğini anlatan Akar, Mersin il genelindeki bütün adayların belirlenmesiyle birlikte çok başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Birkaç gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi aynı aday adaylarını arkadaşlarımızın çalıştığı dönemdeki gibi çok başarılı çalışmalara imza atacağız. 2014 yerel seçimleri için adaylıkları kesinleşen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ve Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç arasına geçmişte yaşanan bazı fikir ayrılıklarını da değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'in Başkanı Faruk Mehmet Akar, yaşananların önümüzdeki döneme yansımayacağına inandığını belirtti. Geçmiş dönemde Macit Bey ile İbrahim Bey iki dönemdir beraber çalışıyorlar ve Macit Bey iki dönemdir İbrahim Bey'in belediye başkanı olmasıyla ilgili tasarrufta bulunan kişidir. Ayrıca içerisinde sıkıntı olur, bunlar aşılır.